Rakipsiz Runner TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yine bostu şapkam kafamda, hastayım. Yani hasta hasta bir videoyu çekiyorum. Ama dedim çekeyim aradan çıksın çünkü videolarda ciddi anlamda sorunlar vardı. Şöyle diyeyim ben size. Önceki attığım oyun videolarında hani görüntü kaybı, yani FPS kaybı vardı, onu çözdük. Tamam, kabul ediyorum. Daha iyi bir ekran kartıyla olabilir. Ama şimdilik idare ediyor beni. Benim görüntüyle alakalı sıkıntılar vardı. İşte benim görüntüde gerçekten hani oyun iyi görünüyor. Gayet net. Zaten 720 çekiyorum oyunları. 720 kareleri çektim ben onu. Fakat benim kamerada karartı vardı. Yani işte bulanıklık vesaire. Baya bir sıkıntı var. Öyle diyeyim ben size. Tabii önceki kullandığım webcam'i demeyeyim. İlk webcam, zaten şu an ilk kullandığım webcam'le yapıyorum. 1080p, fakat gel gör ki oyunlarda aynısı, hani oyunlarda aynı kaliteyi alamıyorum. Şu an hani yine de bir takılma oluyor, ufaktan hissettiriyor bunu detaylı baktığınız zaman. İlk kullandığım 1080'di. Tabi daha sonra Logitech C310 webcam aldım kendime, o da 720p kayıt yapıyordu, fakat ben yine de tatmin olmadım arkadaşlar. Zaten o bulanıklıklar vesaire yine belki yayın ayarlarında vardır. Hala çözemediğim bir şeydi. Fakat ben doğal olarak YouTube'da kayıt yaptığımızdan doğal iyi bir kamera lazım bize. Ben de internetten sipariş vermiştim. Tabi internetten sipariş verdim. Ürün ulaştı elime arkadaşlar. Logitech G920 Pro webcam aldım kendime. Birazdan onu tanıtacağım size. Ses kaydına gelince kulaklıkla da yapabilirdim. Kameranın mikrofonunu zaten berbat bir ses alıyor. Yani şu anki kullandığım kameradan bahsediyorum. Berbat bir ses alıyor. Denedim, vazgeçtim. Halihazırda elimde bir tane eski bir mikrofon vardı. Onu deneyeyim. Tabi kırıldı böyle. Şöyle söyleyeyim size. 10 liralık mikrofonla ses kaydı yapıyorum şu an. 10 liralık mikrofonla. Demek ki işler de çok önemliymiş arkadaşlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeyelim. Hemen şöyle bir, hatta lan arkadaş internetten de sipariş veriyorum ama içinden Rolex Gold saati de çıkabilir. Salatalık da çıkabilir hocam. Her şey çıkabilir. Hemen şöyle, hatta kamerayı bir dakika şöyle aşağıya yatırayım. Gel hocam, gel. Gel 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 gel. Bu kadar mı? Biraz daha şöyle oynasa olmuyor mu? Şöyle yapalım. Şunu şöyle. Burada oldu. Şimdi hemen açalım bunu. Yok ya. Siyah kutu var ama. Tamam. Hocam. Kutu var. Ne? Bir de şuradan bakasınız da. Kutu açma konusunda da pek uzman değilim. Onu da şimdiden söyleyeyim size. Oldu mu hocam? Olmadı mı? Şöyle. Doğal olarak kargo paketi. Yani süslü püslü bir hediye paketi beklemeyelim yine. Evet arkadaşlar. Şunu bir. Sen şurada bir kal. Tamam, sen de işimiz bitti. Şöyle yapayım. Şöyle göstereyim hatta. Gördüğünüz gibi G920. Buradan iyi görünüyor mu? Şöyle biraz daha netleştirelim. Heh, ürün burada arkadaşlar. G920 Pro Webcam. Hemen şuradan da sen biraz daha gelsen, ya kamera biraz daha gelse çok güzel olacak aslında, değil mi? Tamam, bunu kamera gelmese benim. Sen gel hocam. Monitörü çektim ya, yemin ediyorum vallahi monitörü çektim. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle yine güzel bir kutuda, ki hatta şöyle diyeyim arkadaşlar, önceki webcam'ı da tabii kenara koydum. Ha, bu ilerleyen tarihlerde yine lazım olabilir mi? Bize tabii ki lazım olur. Şimdi G920, G310. Bu da duruyor köşede, gitsin dursun. Hani kötü günün dostu diyelim. Her an her şey olabilir. Şimdi garantisini veremez hiç kimse. Özellikle elektronik cihazlarda. Hiçbir şeyin garantisi yok. Şimdi gelelim şunu da açmaya. Hemen şuradan. Bunu böyle mi? Bantlarını bir de sökebilsem mi? Sökmeyle uğraşmıyorum bunu hocam. Şuradan kesemiyoruz, bunu keseriz. Şuradan keseriz. Şöyle makasla kendimizi kesmezsin. Tamam.
Şimdi gelelim buraya. Şunu da şuradan kestik mi? Tamam. Güzel oldu. Şimdi işte dediğim gibi arkadaşlar, aslında baştan da alabilirdim G920. Neticede Logitech kalitesi. Ama tabii ne kadar para o kadar köfte hocam. Şimdi bunu açtık. Bunun içinden ne çıkardık biz kutuya hemen? Doğal olarak kullanım kılavuzu, gerekli belgeler. Şunları atalım şuraya. Hocam sen şurada da. Sen de şurada kal. Sen de şöyle kal. Hemen şuraya. Eski buradaki gibi herhalde. Evet. Eskisini. Şöyle çıkartırsak bunu problem olmayacak. Şurada tablosu. Tabii bunda bir de hani tripod, ben araştırdım da, evet aynen. Şimdi arkadaşlar affedersiniz. Ortalığı bir de dağıtmasam ben menajer. Benim bantlı mikrofonumu görüyorsunuz değil mi kameradan şu an? Evet bakın şuradan dandik, dandik değil. Dandik dersem küser bana. Heh. Şöyle tamam. O mikrofonu bantladım, kırılmış burası. 10 liralık bir mikrofon. Şunu da ayarlayayım şöyle. 10 liralık mikrofon ama kendi işini yapabiliyor. En azından hocam diyor, benim adımdır yapabildim budur. Şimdi kamera şöyle gördüm, şöyle göstereyim hatta size. Biraz daha yaklaştırayım mı? Bunun odaklaması. İşte arkadaşlar netleme çok önemli. Ne yazıyor? HD 1080. Tabii ki Logitech kalitesi. Şimdi hatta şöyle tekrar indireyim. Şunu şöyle tekrar indireyim. Şöyle. Dediğim gibi şu alttan, hatta şu şeratini, naylonu her neyse bunu şuradan sökebilirsek, dediğim gibi yani kutu açma konusunda, bir şeyleri açmak konusunda pek becerikli değilim. Daha çok parçaları kırmadan daha çalıştıramadık bile. Şöyle bakabilirsiniz zaten ürüne. Buradan da tripod bağlamak için. İşte hani ayak sabit bir yerde sabitleyeceğimiz gibi. Tabi tripod bağlayabiliyoruz. Böyle bir özellik koymuştur işte buna. Güzel olmuş. Hemen şu yapışkanı da şuradan çekelim. Şunu da şuradan. Bu ne işe yarıyor hocam? Sabitlemek için aynen koyarken. Hani işte LCD ekranlarda, ince ekranlarda sabitleyebilmemiz için böyle bir şey koymuşlar. Şimdi burada jelatin var mı? Varsa da ben bunu sökebilirim. Yok. Tamam. Şunları aldık. Bunları tuttuk. Tamam yok. Güzel. Zaten orada kutuda sabitlenmişler. Kablo. Şunu da bir açalım. Şunu da bir açalım. Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu önceki webcamle çektik. Önceki webcamle çektik. Ulan kamera yine aşağıda durdu arkadaş. Niye ayarlayamıyorum ben? Şimdi oldu. Önceki webcamle çekiyoruz zaten videoyu. Bir de bunun kalitesine, işte odaklamasına 15 megapiksel net, yani netliğe sahip 15 megapiksel fotoğraf kalitesi sunuyor size. Yine aynı şekilde Skype'den vesaire gerekli görüntülü konuşma yapabileceğimiz programlardan, uygulamalardan 720p görüşebiliyoruz. 1080p kayıt yapıyor. Tabii her şeyden önce üstündeki lens çok önemli. Şapkam şöyle, dostum. Evet. Hatta şöyle yapalım. Ayarlayalım şunu. Yamuk oldu. Boss yukarıda düzgün dursun. Boss. Arkadaşlar 15 megapiksel fotoğraf kalitesi alabiliyorsunuz. Ve her şeyden önce içindeki lens çok önemli. Carl Zeiss lens kullanıyor. Bu biz dönemler telefonlarda işte meşhurdu. Hani kullandığımız bazı, hala bazı telefonlarda var mı yok mu bilmiyorum. Vardır herhalde. Carl Zeiss lens kullanıyor. Bu çok önemli. Hani odaklaması filan benim araştırdığımda iyiydi. İnşallah bir sıkıntı olmayacak. Bundan sonraki videolarımızda da hani bir cemalimiz, yüz cemalimiz güzel görünsün. Gerçi bu sakal da yine uzadı. Kendimize baktığımız yok. Saçımız yok ama sakalımız çok. En azından yüz cemalimiz biraz daha 1080p kamerayla, Logitech kalitesiyle daha iyi olacağına inanıyoruz. Şimdi ben bunu takacağım. Ben bunu takacağım. Hep beraber bakacağız. Bakalım görüntüler nasıl. Ne gibi performans alacağız. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Logitech G920 webcam'imizi bilgisayarımıza bağladık. Sürücümüzü de yükledik.
Logitech'in bize sunduğu güzel bir arayüze sahip, özellikle Türkçe bir arayüze sahip bir program var burada. Burada kameramızın ince ayarlarını yapabiliyoruz. Buradan dilerseniz farklı farklı ayarları var ama daha çok şu ayarlar bizi ilgilendiriyor. Buradan web kamerası denetleyicisinden şuradan girdik. Buradan sağdan bir pencere açıldı, ufak bir pencere. Buradan gelişmiş ayarlara girebiliyoruz. Gelişmiş ayarlarda işte bize web kamerası denetimi ile ilgili bazı ayarlar gösteriyor. Şimdi burada, hatta şöyle yapalım. Benim görüntü nerede hocam? Şunu da şöyle bir küçültelim. Burada küçülttüğüm zaman herhalde şunu şuradan çekelim. Biraz daha mı çeksek? Şöyle yapalım. Şunu da şuraya gelelim. Şimdi şunu da şöyle çek. Ne olay tamamdır hocam. Şimdi burada bize ince ayarlardan bahsediyor. Şu ince ayarları yapacağız. Burada otomatik odaklamadan bahsediyor. Yani işte kutu boş. Çünkü bu otomatik odaklama çok önemli. Kutuyu ben şöyle boş bıraktım. Buradan netlemeye baktığınızda gördüğünüz gibi kendimiz manuel olarak odaklarsak, ki ben beceremiyorum, görüntü bulanıklaşıyor. Zaten benim de en büyük sıkıntım, şunu şöyle çekeyim, otomatiğe bırakayım. Benim en büyük sıkıntım videolarda zaten bu sıkıntı. Hani tamam, oyun videosu net ama iyi FPS alırız ama kötü FPS alırız. Mümkün mertebede azın oyunları 720 HD kalitede çekmeye çalışıyorum. Fakat benim görüntüde ister istemez bozukluk oluyordu. Burada yani şu otomatik odaklama kutusunu tekrar boşaltayım. Şöyle diyeyim. Arada şöyle kayıplar oluyor. Tabii ben G310 kullanıyordum. Ya parasının hakkını veren bir webcam. Tabii doğal olarak bir 720 ile bir 1080p kayıt yapan bir kamerayı aynı şekilde kıyaslayamazsınız. Doğal olarak bu da Pro olduğundan dolayı G920. Tabii ki daha keyifli bir yayın olacağını söyleyebilirim şimdiden ben size. Hatta ben de zaten sabırsızlanıyorum çekeceğim videolarda. Umarım bu sorunu da ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi bunu tekrar otomatiği, boş kutuyu tekrar aynı dolu bıraktık. Gelişmiş ayarlar var. Burada gelişmiş ayarlardan yani kameranızla görüntünüzle ilgili şöyle, hatta parlaklık diyor. Benim odanın ışığı pek, yani ışığının pek sağlıklı olduğunu söyleyemem. Böyle açabiliyorsunuz. Buradan ince ayarlarını güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ben hatta şuraya girdim. Onu da tamam dedim, çıktım. Şimdi bununla ilgili bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Şuradan da görüntümüzü zoom yaparak, evet şöyle yapalım. Buradan hem yakınlaştırıp hem de uzaklaştırabiliyoruz görüntümüzü. Nasıl bak, iyi mi? Net mi? Yani bayağı ne kadar net desem en ufak bir görüntü kaybı şu an için yaşamıyorum. Hakikaten yaşamıyorum yani. Niye? Çünkü odaklama çok önemli ve lens. İçinde Kral Z's'in lensi var. Logitech bu lensi kullanmış. Ürününde çok iyi de yapmış. Böyle söyleyeyim ben size. Çok fazla da sakallarımı göstermeyeyim. Tamam. Bu kadar. Ürün bu. Yani diyor ki benim adım Hıdır. Hocam diyor, yapabildiğim budur. Ama parasının hakkını veren bir ürün olduğuna inanıyorum ben. Ki diğer ürünlerinde de kötü demiyorum. Hani şimdi bugün baktığımızda şöyle. G310 var. O da köşede duruyor. Tekrar kutusuna koydum. Kenara koydum. İleride lazım olur bana. Hani G310 da kendince parasının hakkını veren bir ürün. Tabii YouTube yayıncıları için profesyonel bir webcam çok önemli. Çünkü yayıncılar en önemli ekipmanlardan bir tanesi webcam'dir. Çünkü görüntü sağlayacak size. Yüz cemalini göreceksiniz yayıncıları. Güzel bir ürün. İlerleyen günlerde de videolarımıza da bakacağız buna. Oyunlarımıza inşallah hiçbir görüntü kaybı yaşamadan gerek oyunlarımızı göreceksiniz, gerekse kendim. Beni. Aslında beni görmeseniz olur da doğal olarak bir yayıncı da göreceksiniz yani. Tepkisi ne olacak oyunda? Çünkü doğal olarak özgün içerik üretiyorsunuz. Oyundaki tepkileri izleyicinin hoşuna gidecektir. Tabii ki iyi bir görüntü olacaktır yani. Bakacağız. Hep birlikte ilerleyen günlerde. Umarım iyi bir kutu açılımı olmuştur. Ben gerçi bu konularda pek becerikli olduğumu söylenemez ama ilerleyen tarihlerde yeni yeni kutu açılımlarıyla beraber olacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için şimdiden çok çok teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Esenlikler yapalım.